Efendim, YouTube kanalıma ve Tadımlık Belgesellere hoş geldiniz. Yine yeni bir konuyla karşınızdayız. Umarız bu sefer de içeriğimizi beğenirsiniz. Sizleri Ege'de Manisa eline bağlı Kula ilçesine götürüyorum. Ben de birkaç sene önce bölgenin jeopark ilan edilmesi dolayısıyla gitmiştim ve arkadaşlarımla burada bir belgesel hazırladık. Yanık Ülke adıyla. Bu bende bir alışkanlık haline geldi daha sonra. Her sene bir kez mutlaka Kula'ya uğramaya başladım. Fotoğraflar çekiyorum, video çekiyorum ve bunları biriktiriyorum. Fotoğraf gruplarının, başkalarının da ilgisini çekti Kula zamanla. Yani şöhreti günden güne arttı. Bunun da haklı bir sebebi var tabii ki. Türkiye'nin en genç volkanları bu bölgede. Yaklaşık 15 bin yıl önce patlamış bu volkanlar, coğrafyayı çok etkilemişler, çok ilginç şeyler meydana gelmiş. Kula'nın kendisi de şehir olarak çok ilginç ve çok zengin bir tarihe sahip. Bu ikisi bir araya gelince tabii ki Kula'nın şöhreti önlenemez hale gelmiş. Doğrusu ben Kula'yı iki aşamada gezmek istiyorum. Eğer ben coğrafyaya girecek olursam şehir biraz geri planda kalıyor. Böyle yapmayalım. Önce hakkıyla Kula'yı gezelim, daha sonra da coğrafyada bol bol dolaşır, bilgi iletirim sizlere. Başlıyoruz. Kula deyince Türkiye'nin en genç yanardağlarının bulunduğu ve 2000 yıl önce Katakekaumene, yani yanık ülke olarak anılan bölgede kurulmuş, tarihi evleriyle, daracık taş döşeli Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla, şifalı kaplıcalarıyla, Manisa eline bağlı şirin bir ilçe akla gelir. Antik çağda Kula, Meonya, Misyen ve Lidya arasında bir yer tutardı. Efes'ten Persepolis'e uzanan kral yolu üzerinde çok eski çağlardan beri önemli ticaret yollarının kesiştiği yerde konumlanmaktaydı. Bu yüzden önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Bütün uygarlıklar buradan geçerken kendi izlerini bıraktılar. Kula'nın Bizanslılar dönemindeki ismi Opsikyon'dur. Anadolu beylikleri zamanında Germiyanoğulları beyliğine başkentlik etmiş, 1428 yılında Osmanlıların idaresine geçmiştir. ...28 Haziran 1920 yılında başlayan Yunan işgali 4 Eylül 1922'de sona erdikten kısa bir süre sonra genç cumhuriyetin küçük bir ilçesidir artık Kula. O gün bugün iç zenginliğini kimseye pek fazla söylemeden tevazuyla yaşayıp gelmiş. Günümüzde iletişim dünyasının büyük gücü onun sahip olduklarını yeniden duyurdu bilmeyenlere. Üstüne üstlük geçmişte başından geçen volkan faaliyetlerinin yarattığı benzersiz coğrafya ününe ün katmasına neden oldu. 2013 yılında Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkına ev sahibi oldu. Bu coğrafyada ayrıntılarıyla dolaşmayı daha sonraya bırakıyor ve tekrar Kula'ya dönmek istiyorum. Kula evleri Türkiye'de markalaşmış yapılar arasında kabul ediliyor. Yaklaşık 900 kadarı birinci dereceden olmak kaydıyla toplamda 3000 adet tarihi yapı koruma altında. Bunların önemli bir bölümü restore edildi veya edilmek üzere bekliyorlar. Osmanlı evleri olarak günümüze ulaşan bu evler, yapıldıkları yıllara göre değişik özellikler sergiliyor. Evlerin bir kısmı daha önce burada yaşamış Rumlara ait. Bazı evlerin dış kısmında kök boyadan duvar süsleri yer alıyor. Demir parmaklığın üzerindeki resim, kiliseye giden yolda olduğunuzu haber veriyor. Çoğu evin ferforjeleri ve kapı demirleri hala orijinal haliyle duruyor. Kapılardaki küçük pencereler gelenlerle ilk bağı kurmak için. Dar sokaklardaki evlerin hepsi farklı renkte olunca bir tablonun içinde olduğunuz duygusuna kapılmadan yapamıyorsunuz gezerken. Kula evleri Anadolu'nun birçok yerinde rastladığımız gibi
ince bir zevkin ürünü olan çok güzel evler. Özellikle 19. yüzyılda yapılmış olan evler hala ayakta. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Gittiğim yerlerde, bu tür sokaklarda, eski mahallelerde Rum evleriyle Türk evlerini birbirinden ayrı olarak görürdüm hep. Kula da böyle değil, Rum evleriyle Türk evleri iç içe girmişler. Şimdi içinde bulunduğum yer ise Kestaneciler Evi. O da 1800'lerin ilk yarısında yapılmış. Gerçekten muhteşem bir yer. İnsan gezmekle doyamıyor bu evi. Çarşı içinde Osmanlı'dan kalma dükkanlar, eski büyük demir kapılarını günümüzde de her sabah açıp işlemeye devam ediyorlar. Kaybolmaya yüz tutmuş birçok meslek dalı Kula çarşısında hala direniyor. Demircilik, saraçlık, bakırcılık, dericilik, leblebicilik, keçecilik, kalaycılık, semercilik, yorgancılık bugünlere kadar ulaşmış çarşısında. İçlerinden artık çok nadir rastlanan semerci dikkatimi çekiyor ve yaklaşıyorum. Asya'nın iç kısımlarından Anadolu platosuna doğru uzanan eski ticaret yollarının tam kavşak noktasındaydı Kula. Bu yüzden bu bölgede ticaret hızla gelişti ve yüzyıllar boyunca da devam etti. Demirciler, bakırcılar, leblebiciler, nalbantlar, semerciler buradan gelip geçen kervanlara mal ve hizmet ürettiler. İşin güzel tarafı, günümüzde giderek kaybolan bu meslek erbabı Kula'da varlığını hala sürdürüyor. İşte onlardan bir tanesi, semerci. Dükkanında değil ama kapısı açık. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkürler. Semer ihtiyacı mı vardı? Varsa alabilirim. Ben ustasıyım, ben yapıyorum bunu. Aa, tamam o zaman. Tam istediğim şey oldu şimdi. Evet. Hoş geldin ustam. Şaka bir yana seni bekliyordum ben de. Kusura bakmadın değil mi? Girdim dükkanına biraz dolaştım. Yok estağfurullah. Benim değil, sizin dükkanım. Teşekkürler. Bak bu dedelerim benim, babam, dedem. Ben dördüncü kuşak olarak çalışıyorum. Burada dördüncü kuşak maşallah. Dördüncü kuşak olarak çalışıyorum. Maşallah. Harika. Dört kuşağın son ustası benimle yaptığı hoş sohbeti kesmeden başlıyor çalışmaya. İki güne yetişecek elindeki semer. Ölçüsü ayarı, gözleriyle elleri. Öyle yapıyor, böyle deniyor, biraz keserliyor ama ağaç omurgayı hatasız çatıyor. Kullandığı aletlerin birkaçı 300 yıldır semer yapıyor bu dükkanda. Ahmet Usta onları kendinden sonra gelene bırakmak istiyor ama bir yandan da başını eğip kısmet bakalım diyor. Evet, gördünüz işte. Kula'ya duyulan sevgi ve sempati boşuna değil. Dar sokaklar sizi kendine çekiyor. Evlerin güzelliği, sokaklarda dolaşırken size rastlayan insanların sıcaklığı, Kula'nın yıldızının giderek parlayacağının işaretleri. Kula'daki gezimiz bitmedi. Bir dahaki sefere o şiddetli püskürmeleri gerçekleştiren volkanların Kula'da bıraktığı izleri tanıyacağız, öğreneceğiz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın ve bir dahaki videoda mutlaka buluşalım.